Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 10. günün 2. dersine. Eşlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu dersimizle birlikte eşliği de bitiriyoruz. Evet, kitabımızda sayfa numarası 64 ve 65'i işleyeceğiz. Hayırlısıyla bitecek inşallah. Hadi bakalım derse başlayalım. Evet, burada açık kenar eşliğinden başlayacağız. Açık kenar açı eşliğinden bahsedeceğiz. Ama eşlikte biz ne demiştik? Karşıtlı açılar birbirine eşitti. Karşıtlı kenarlar birbirine eşitti. Eşlik olması için. Ama bir de eşlik teoremleri var demiştik. Bir tanesini geçen ders işledik. Kenar açı kenar. Üçlü kombine olması lazım. Bu üçler, üçlü kombinelerden biri açı kenar açı olabilir mi? Olabilir. Hocam açı 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 olabilir mi? Hayır. Açı 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 olamaz. Mesela şöyle bakıyorum. Şu üçgende, hani şöyle bir üçgen de oluşturabilirim. Aynı açılarda daha büyüğünü de oluşturabilirim. Açı 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 da eşlik değil, benzerlik oluşuyor. Üçlü kombine ederken de sadece eşlik. Kesinlikle oluyor mu olmuyor mu diye denemek lazım. Mesela burada kenar açı kenar eşliği. Yani iki üçgende aynı kenara ait açılar birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir diyeceğiz. Mesela baktığımız zaman buraya aynı kenara ait açılara bakıyorum, noktaya çizgi. Burada da aynı kenara ait açılar, noktaya çizgi. Yani sen bu kenara ait bir nokta açısı çıktın, bir çizgi açısı çıktın. Burada birleşti. Burada da aynı şekilde bir nokta açısı çıktın, bir çizgi açısı çıktın. İşte buradaki üçgenler ne oluyor? Eş üçgenler oluyor. Çünkü niye? Bunun en büyük sebeplerinden biri nokta çizgi ise üçüncü açıya çift çizgi diyecek olursam. Hocam nokta çizgi ise 180'e tamamlayan açısı noktayla çizginin çift çizgi oluyordu. Burası da çift çizgi olur. Bakıyoruz ki burada şey şartı sağlanmış oluyor. Bak, bütün açılar eşit oluyor. Nokta çizgi çift çizgi, nokta çizgi çift çizgi oluyor ve aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olmuş oluyor. Ondan dolayı eşittir diyeceğiz biz bunlara. Hatta bak, şimdi aynı kenara ait açılar birbirine eşitse dedik ya. Buraya da baktığımız zaman aynı şekilde noktaya çizgi dedik ya. Bu iki üçgen eşittir dedik ya. Bunu böyle yakalamak zor olabiliyor. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu şu şekilde yakalayacağız. Arkadaş, bir kere nokta çizgiyken üçüncü açı ne olacak? Burada çift çizgi dersem 180'e tamamlayan üçüncü açı burada da çift çizgidir. Biz kolaylıkla artık şu kalıbı böyle aklımızda tutacağımıza, şu şekilde aklımızda tutalım. Açıya dalma şartıyla ama. İlk etapta açıya dal. Bütün açılar eşit oluyorsa eğer ve aynı açının karşısında da bir kenar eşitse, bak çift çizginin karşısındaki kenarlar birbirine eşit. İki üçgen eşittir diyeceğiz. Bu şekilde daha kolay akılda kalıyor. Daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Burada da eşliği de yazarken ne diyeceğiz? ABC diye yazdıysak böyle kafamıza göre DEF değil. ABC diye yazdıysak bak ABC nasıl gitmiş? Çift çizgi nokta çizgi. O zaman burada da çift çizgi nokta çizgi şeklinde gitmem lazım. Yani FDE şeklinde yazmam lazım. Bu şekilde yazılımı da sorulduğu zaman bu şekilde yazacağız. Tamam. Hemen öğrenme alanına gelelim. Öğrenme alanındaki ilk sorumuza bakalım. Eşkenar üçgen demiş. 60'ları şöyle bir yazalım. 60 60 60. Sonra DEF üçgen de eşkenar üçgen demiş. Açıları yazalım. Ne yapacağız? Açıya dalmaktan başka bir şansımız yok mesela burada. Dalalım bir yerden, başlayalım. Mesela buraya alfa dersem. Hocam buradaki üçgende iki iç açı bir dış açı, yani alfa artı 60 yapması lazım burası. O zaman buraya alfa kaldı. Hocam buradaki üçgende de yine aynı şekilde alfa artı 60 burası yapmalı. O zaman burada alfa oldu. Dikkat et, buraya beta dersem alfa 60 ve betanın toplamı 180. Alfa 60 ve betanın toplamı 180. Burası da beta olur. Burası da beta olur mu? Olur. Bak neler çıktı karşımıza. Hocam şu üçgen, hocam bu üçgen ve hocam şu üçgen çıktı ekstradan karşımıza. Ve başka ne var burada? Kenarların eşitliğini yazmadık ya, bak sıkıntı yaşadık. Şunlar da birbirine eşit ya. Hocam bu üçgenlere baktık. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşit. 60'ı karşı çizgi, 60'ı karşı çizgi, 60'ı karşı çizgi olduğu için bu üçgenler eş üçgen oldu. Niye? Aslında şuradan da diyebilirdik. Hocam çizgi kenarına ait açılar alfaya beta. Çizgi kenarına ait açılar alfaya beta. Çizgi kenarına ait açılar alfaya beta. Yani açı kenar açı eşliği de diyebiliriz. Ya da bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit demek bence daha kolay. Sence? Yaz yoruma bakalım. Ben buradan yapıyorum o yüzden hep. O yüzden bunlar eş üçgen çıktı. Burada alfanın karşısı 1 ise alfanın karşısı burada da 1, burada da 1'dir. Hemen bunları tabii böyle okla gösterelim. Şöyle 1'leri 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 yazdık. Sonra burada betanın karşısı 3'e. Her yerde betanın karşısı nedir? Şöyle pardon, 3'tür. 3'leri de yazdık. Sonra benden ne isteniyor? Çevre ABC isteniyor. Bir kenar 4 çıktı. Çevresi de 3 tane 4 var. O zaman çevreyi de kaç buluruz böylelikle? 12 olarak buluruz. Sonra bir sonraki soruya bakacak olursak. İşte bir sonraki soruyu aslında bak şöyle, açıya dalmak
benzerlikte de çok önemli olacak. Eşlikte de çok önemli. Özellikle 90 derece 2'den fazlaysa, ki ben bunun üzerine bir kalıp yazdım benzerlikte. O benzerlikte daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Hatta ben sana şimdi söyleyeyim. Eşlikte hala daha sıkıntıların varsa, tam anlamıyla oturmadıysa, geç. Benzerliğe geç. Çünkü her zaman ne diyorum? Dur kendimi de büyüteyim. Her zaman ne diyorum ben? Bir sonraki konuya geçtiğin zaman bir önceki konuyu daha iyi bir şekilde öğreneceksin diyorum. Zaman geometri de ilaçtır diyorum. Burada da yine aynı şeyi söylüyorum sana. Burada da eşlikte baktığın sıkıntılar var. Tam oturmadı. Geç benzerliğe. Benzerlik oranı 1 olan üçgenler eş üçgenlerdir. Orada işin daha da kolaylaşacak zaten. Ama burada eş üçgeni de ayrı bir şekilde anlatmamız gerekiyordu. Ama dediğim gibi sen şu an şu bilgileri de anlamaya çalış. Burada alfa beta benzerliğini de, mesela alfa beta dalmayı benzerlikte daha çok iyi, daha iyi bir şekilde göstereceğiz. Burada da yine aynı şekilde alfa betayı göstereceğiz. Neyse, soruya dönelim şöyle. Buraya baktığımız zaman hocam eşitlikler var, dik üçgenler var, bir şey yapamıyorum. Uzunlukla ilgili bir şey yapamadığın sorularda, ki dik üçgen bak burada da var. Ay, hala bir şey yapamıyoruz. O zaman açıya dalmamız gerektiğini daha öncesinde de söyledim zaten. Açıortay konusunda da söyledim. Bir de nerede söyledim ben? Açıortayda söyledim. Bir de ikizkenar üçgende söyledim. Evet, ikizkenar üçgende söyledim. Şimdi aynı şeyi benzerlik konusunda da ya da eşlik konusunda da söylüyorum. Açıya dal kardeşim. Dalalım bakalım açıya. Hocam şurada bir dik üçgenin açılarına dalalım. Alfa beta. Bu ne demek? Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece demek. Sonra hocam burada beta var, 90 var. O zaman burası da ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Çünkü niye? Buradaki açıyla beta ile alfa, bu şu açının toplamı 90 yapacak ya. Ben beta ile alfanın toplamının 90 olduğunu biliyorum. O yüzden alfa oldu. Bak alfa var, 90 var. Burası da ne olacak? Beta olacak. Çünkü bu açıyla bu açının toplamı 90 olacak ya. Ondan dolayı burası da beta olmak zorunda. Hatta alfa beta kalıbı diyeceğim. Benzerlikle daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Şimdi şuraya baktığımızda bak. Çift çizgi kenarına ait açılarımız alfaya beta. Çift çizgi kenarına ait açılarımız alfaya beta olduğundan hocam açı kenar açı eşliğinden dolayı bunlar eş oldu diyebiliriz. Ya da hocam şu üçgenlere baktığımız zaman bu üçgende de bütün açılar aynı. Şurada alfa beta 90 var burada. Aynı şekilde burada da yine aynı. Alfa beta 90 var. Burada bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit olduğundan o zaman bunlar eş üçgen diyebiliriz. Eş üçgense bunlar. Alfanın karşısı 2 ise burada da alfanın karşısı 2. Betanın karşısı 6 ise burada da betanın karşısı 6'yı direkt yazabiliriz. 2'ye 6'yı yazdım. Sonra benden ne isteniyor? Benden x deniliyor. X'e bakmak istiyorsam şu dik üçgen bakacağım. Bu dik üçgenin bir kenarı 6, bir kenarı 8. 6, 8, 10 üçgeninden cevap 10 çıkar. Evet. B şıkkını da böyle öğrenme alanında ne bulduk? 10 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bir sonraki soruda ABC üçgeninde AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hemen eşitleri soruda gösterelim. Şu eşitleri acaba niye verdi bize? Önemli. Önemli. Her verilen bilgi önemli. Başka ne? Şurada şunlar da verilmiş. 6, 8 de verilmiş. Tamam. Ya ne yapacağız burada? İkizkenar verilmiş. Farklı yerlerde açılar da var burada. Açılara dalacağımız belli. Dalalım açılara. Şu açıya alfa dedim. Buraya da alfa dedim. Sonra bu ikizkenar olduğundan dolayı burası alfaysa burası da alfa oldu mu? Oldu. Açıya dalmaya devam edeceğim. Mesela buraya bir beta diyeyim. Hocam buradaki üçgende iki açı yan yana geldi. İkisinin toplamı bir dış açıdır. Bunun tamamı alfa artı betaysa eğer, buraya ne kaldı o zaman? Beta açısı kaldı mı? Kaldı. Çünkü alfa ile betanın toplamı burası yapacak. Alfası buradaysa buraya beta kaldı. Sonra alfa üçgenlere dikkat edeceğiz. Hocam burada bir üçgen var elimde. Bak ne güzel alfa betalı üçgen. Hocam burada da bir üçgen var. Bak ne güzel alfa betalı üçgen. Bu alfa betalı üçgenlerden bir şey geliyor mu diye bakıyorum. Üçüncü açılarda ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Çift çizgiye çift çizgileri de koydum. Sonra bakıyorum ki burada betanın karşısı 6. Hocam burada da betanın karşısı 6. İki üçgen o zaman eş. Bütün açılar eşit ve aynı zamanda aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit olduğundan dolayı. Ya da ne yapacaksın burada? Hocam 6 kenarı nokta ve çift çizgi açısı. Burada da 6 kenarı nokta ve çift çizgi. Bu alfaya noktaydı ya. Nokta ve çift çizgi açısı olduğu için açı kenar açı eşliği de diyebilirsin. Ya da bütün açılar eşit, aynı açının karşısındakiler de eşit olduğundan dolayı. Sonra ne yapacağız? Bunlar eşse hocam çift çizginin karşısı 8 ise çift çizginin karşısı burada da 8 diyeceğiz. Başka bir şey var mı? BC uzunluğu isteniyor bizden. Hop BC uzunluğunu bak bulmuşuz bile. Yani cevap böylelikle 14 çıktı 8. soruda. Geldik 9'a. 9. soruda da neler verilmiş? Şimdi nokta açıları verilmiş. Bir kere açılara dalacağımız belli. Açı eşitliği verilmişse dal kardeşim açıya. Dalalım o zaman açıya. Bir yerden başlayalım. Mesela buraya bir alfa diyelim. Sonra buraya beta diyelim. İki iç açı bir dış açı toplamı olduğu için burası da ne oldu? Alfa artı beta oldu. Ters açıdan burası da beta. O zaman burada da beta ile neyi toplarsam, bak nokta açısı neydi? Alfa artı betaydı. Şuraya öncelikle bir alfa artı betayı yazalım. Sonra buradan olmak zorunda beta ile neyi toplarsam alfa artı beta yapar. Tabii ki alfayı. Yani burası da alfa
oldu. Sonrasında ne yapıyoruz? 2 verilmiş, 3 verilmiş. AD ile de CE birbirine eşit verilmiş. Verilen bilgileri kullanıyoruz. Bak şimdi. AD'yi tırtıklıyorum. CE'yi tırtıklıyorum. Sonrasında soru bize spoiler'ı veriyor zaten. Bize kopya veriyor soru. Bizden AB uzunluğu isteniyor. X. Kardeşim bak sana bu uzunluk verilmişse o zaman bu üçgeni işin içine katacaksın. Sana bu uzunluk verilmişse o zaman sen bu üçgeni işin içine katacaksın. Yani işin içinde olan üçgenlerimiz, bir tane üçgenimiz bu hocam. Başka öbür üçgenimiz hangisi? Öbür üçgenimiz de şu. Dur. Şunu çizemedim tam. Şu üçgenimiz var elimizde. Öbür üçgenimiz de bu kenar işin içine gireceği için tabii ki bu yaptı. Sarı üçgenle kırmızı üçgene sarı üçgenle yeşil üçgene bakıyorum. Açılar var burada. Hocam açı alfa. Burası da alfa. Sonra burası alfa artı beta. Hocam burası da alfa artı beta. Üçüncü açılarda otomatikman eşit oldu mu? Oldu. İki üçgende şu üçgende de alfa var. Alfa artı beta var. Çift çizgi var. Ve çift çizginin karşısı tırtıkladım. Aynı şekilde diğer üçgende de alfa alfa artı beta çift çizgi var. Ve çift çizginin karşısı da tırtıkladım. Bak şuradaki üçgende. O zaman bu sarı üçgenle yeşil üçgen ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle eş üçgen oldu. Burada alfa artı betanın karşısı. Hop şurası 5 ise burada da alfa artı betanın karşısı ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Dolayısıyla cevap 5 çıktı. Evet geldik örnek 10'a. Şimdi paralellik verilmiş bize. Önce bir paralelliği kullanalım. Hocam BC ile AE birbirine paralel verilmiş. Sonra 90 derece var burada. 90 ise burası da 90 değil midir U'dan dolayı? Evet. Ya da hocam şöyle Z'den dolayı 90, burası da 90 diyebiliriz. 9, 6 ve 15 verilmiş. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacağız burada o zaman? Alfa beta'ya dalacağız. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Bu toplamın 90 olması için burası da alfa. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Yani bizim buradaki üçgenle şu mavi üçgenle oldu. Benzer oldu. Genelde hep benzer diyeceğiz. Hatta ve hatta şu kenara bakar mısın? Tamamı kaç bunun? 15 hocam. Bak alfa betalı bu üçgenle bu üçgende 90'ın karşısındakiler 15 oldu. O zaman bu iki üçgen eş üçgen. Alfanın karşısı burada 9 ise alfanın karşısı burada da 9'dur. Beta'nın karşısı burada x ise beta'nın karşısı burada da x'tir. Sonra ne var burada? 9, 15. 3, 4, 5'in 3 katı. 9, 12, 15 üçgeninden cevabı 12 diye ulaşırız. Evet örnek 10'u böylelikle 12 bulduk ve geldik örnek 11'e. Güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Verilen bilgiyi bak şimdi kullanacağız. Çok iyi bir şekilde kullanacağız hem. Şimdi burada neler verilmiş? Üçgenler verilmiş. 90 derece 7 ve 15 verilmiş. Buradaki x nedir diye soruluyor. Öncelikle şu soruyu soracaksın kendine. Bir x'i bulmak istiyorsan ne yapmak zorundasın? Bir herhangi bir şekilde bir uzunluk isteniliyorsa bizden yapmamız gereken şey şu. Yapmamız gereken şey arkadaşlar bir uzunluk sorulduğunda ya dik üçgenden bulunur, Pisagor bağıntısından ya da nereden bulunur? Benzerlikten bulunur. Şimdi 90 dereceler var ya, o zaman burada dik üçgene karşılık getirmeliyiz hocam diyebilirsiniz. İlk mantık bu. O zaman x'i 90 dereceye karşılık getirmek için şöyle bir hamle yapabilirsin mesela. Ama o zaman çift çizgiyi bozuyorsun. Ki ben daha öncesinde ne dedim? Hocam bir dik çizeceksek mesela buradaki açı, özel bir açı varsa burada. Şurada özel bir açı varsa 30 derece ise mesela. Ya buradan dik çizersin dedim ya buradan dik çizersin dedim. Değil mi? Şimdi de aynı mantık aslında. Hemen hemen aynı mantık. Sen buradaki x'e ait bir dik üçgen oluşturmak istiyorsan eğer ya buradan dik çizeceksin. Ki olmadı. Buradan dik çizince zaten x'i bölüyorsun. Ya da buradan dik çizeceksin. Ki bu daha mantıklı oluyor. Evet ilk etapta dik üçgen mantığını düşünerek 90 dereceye karşılık getireyim hocam deyip buradan dik çizip sonrasında burada bir Pisagor bağıntısı yapabilirdik. İlk etaptaki mantık bu olabilirdi. Ya da ben şimdi ikinci mantıktan sana bir şey öğretmeye çalışacağım. Hocam 90 dereceler havada uçuşuyor. Dik üçgenden de çıkmıyor mesela. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. O zaman burası da alfa oldu. Tamamı 90 olduğundan. Ama burası beta değil. Çünkü bu açı 90 derece değil. O yüzden burada alfa beta geçişi yapamam. Ya da tam tersi burası 90 burası beta değil ya. Tam tersi burası 90 burası da beta değil mesela. Ne yapacağız hocam burada? Şimdi buraya baktığın zaman alfa beta 90'lı bir üçgen var. Alfa beta 90'lı bir üçgeni ben de oluşturayım diyebilirsin. Nasıl oluşturabilirsin? İki ihtimalim var. Ya buradan dik çizeceksin ama çift çizgiyi bölüyorsun. İlk baştaki anlattığım dik üçgenle de aynı mantık. Ya da buradan dik çizeceksin. Tabii ki buradan dik çizilir. Buradan dik çizdiğin zaman alfa 90 beta oldu ve şu üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Bak 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 olaya bak. Bu üçgenle diğer şuradaki üçgen benzer. Ya bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı. Hani benzerlik aklımızda kaldı da. Ya şöyle benzer diyeceksin zaten sen de büyük ihtimalle. Ama
Sonra bir bakıyorsun, hocam 90'ın karşısındakilerde aynı olduğu için benzerlik oranı 1 diyeceksin. Benzerlik oranı 1 demek yani eş üçgen demek. 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Burada beta'nın karşısı bakıyorum 7 ise burada da beta'nın karşısı 7 olmak zorunda. Hemen burada beta'nın karşısı 7, beta'nın karşısı 7'yi yazdım. Sonra 15'i kullanmak zorundayım. Alfa'nın karşısı 15 ise burada da alfa'nın karşısı 15 olmak zorunda. E hocam bunun tamamı 15'ti. 7'si burada. Buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. E burası da 90 derece. Artık burada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. 8, 15, 17 üçgeninden 11. soruyu 17 olarak bulduk. Evet, ek çizimli bir soru ama her ek çizimin de bir mantığı var. Dik üçgene ait ya da eş yapı oluşturmayla alakalı iki mantığı da sana da gösterdim. Evet, geldik kenar 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 eşliğine. Arkadaş, elimde 3 tane kenar var. Büyüteyim kendimi. Üçüncü bir kalem de olsa oh var valla. Şöyle 3 tane kalem var gördüğün üzere. Şu 3 kalem, şu 3 kalem görüyorsun, şöyle bir üçgen oluşturdum. Bu 3 kalemden yine bir üçgen oluşturabilmek için hocam şöyle yapsam, bak uçlardan üçgen oluşturacağım. Başka yerde şöyle yapsam, şöyle yapsam ve şöyle yapsam hocam daha geniş bir şey olmaz mı? Olmuyor bak mesela. Tam uçları birleştireceksiniz şekilde, bu şekilde tuttuğum zaman olmuyor üçgen. Ancak böyle yaptığın zaman üçgen oluyor. Bu üçgen bak aynı oluyor. Bu üçgen şu şekilde, beyaz kalemi buraya dağıtsan, ters çevirsen de tam uçları şöyle koyduğun zaman hep aynı üçgen oluyor dostlar gördüğün üzere. Yani iki üçgende bütün kenarlar birbirinin tıpkısının aynısıysa iki üçgen ne olacak? Eş olacak. Şimdi gelelim şuraya. Daha öncesinde tanımda da zaten söylemiştik. Kenarlar eşit olacak. Karşılıklı kenarlar, karşılıklı açılar da birbirine eşit olacak dedik. Ama burada ekstradan ne dedik? Üçlü gruplamada eşlik vardı. Birincisi kenar açı kenar eşliğiydi. İkincisi açı kenar açı eşliğiydi. Şimdi de ne diyoruz? Kenar 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 eşliği var. Kenar 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 benzerliği de var aynı zamanda. İki üçgende karşılıklı kenarların birbirine eşit olması iki üçgenin eş olması için yeterli. Hocam biz bunu nasıl yazacağız o zaman? Şimdi biz ne diyorduk? Hocam biz eşlikte şunu diyorduk. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit diyorduk. Burada da tam tersi, oran eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir diyeceğiz. Bütün kenarlar verilmişse bize açıyı yazdırırlar. Açıları yazacağız burada yani. Yazalım açıları o zaman. Şimdi burada çizgiyi gören nokta ise gel burada da çizgiyi gören nokta. Çift çizgiyi gören çizgi ise çift çizgiyi gören burada da çizgi yaz. Burası çift çizgi ise burası da çift çizgi. Yani 3 çizgiyi gören 3 çizgiyi gören açılar da eşit. Bunu yazdıktan sonra A, B, C çift çizgi nokta çizgi diye gittin. Çift çizgi nokta çizgi diye gideceksin. D, F, E gördün mü? Bu şekilde de yazılımı da bu şekilde. Yani kenar kenar kenarı gördüğün zaman yapman gereken tek şey neymiş? Açıları yazmak. Evet, şimdi öğrenme alanında şöyle bir öğrenelim bakalım şu olayı. Şimdi burada çizgi var. Görüyorsun çift çizgi var, bir de 3 çizgi var. Çizgi çift çizgi 3 çizgi. Yani iki üçgende bütün kenarlar birbirinin tıpkısının aynısı mı? Evet. O zaman bu iki üçgen eş üçgendir. Hemen eş üçgense burada dikkat edersen 3 tane çizgiyi gören 85, 3 tane çizgiyi gören 85 olacak. Hemen 85'i yazdık buraya. Sonra başka ne var burada? Başka şu var. 65 var hocam. 65 bak şurada. Hop şurada. 65 çizgiyi görüyor. 65 çizgiyi görüyor. O zaman burası da 65 olmak zorunda. Sonra 85, 65 daha 150. Buraya 30 kaldı. 85, 65 daha 150. Buraya da 30 kaldı. Bu doğru açı olduğundan dolayı 60'la alfanın toplamı 180 olacak ya. Şöyle 30, 30, 60 ya. Bir de alfa toplamı 180 olacak. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 120 derece olarak bulur. B şıkkına gelelim. Hangileri eştir diye söylemiş bize. Soruyor bize. Tek tek kenarları bulacağım. Ben kenarları bulabilirim aslında. Şurada şu kenar nedir? Hocam 1, 2 kök 5 üçgeninden kök 5 burası. Sonra şuraya bakacağım. Hocam burası da 1, 3 kök 10. Kök 10'u yazdım burada. Sonra burada da ne var? 2 ve 3 var. 4 ve 9, 13. Kafadan yapıyorum ama burası kök 13 yaptı. Hepsinin kenarlarını bulacağız şimdi. Hocam burası 2, 2 2 kök 2 yapar o zaman burası. Yazdın 2 kök 2. Sonra burası ne var? 1, 3 kök 10 yapar. Kareleri toplam toplamı 10 yapıyor çünkü. Kök 10. Sonra şuraya bakıyorsun. Hocam 1, 3 kök 10 yaptı burası. Buraya da kök 10 yazdın. Sonra şuraya bakıyorsun. 1, 3 kök 10. Hemen kök 10'u yazdım buraya. Hocam burası zaten 3 birim. Şurada da ne var? 2 ve 3. 4, 9, 13. Yani burası kök 13 yaptı. Sonra diğerine geldik. 1, 2 kök 5 yaptı burası. Sonra burası ne yaptı? Hocam 1, 3 kök 10 yaptı. 2, 3 kök 13 yaptı. Kök 13'e burası da kök kaçtı? 10 yapıyordu. Sonra diğer hepsini yazalım işte ya. 1, 2 kök 5 hocam burası. 1, 3 kök 10 hocam burası. 2, 3 kök 13 de burası yaptı.
Kök 13 yazıyorum buraya. Kök 5 yazıyorum. Kök 10 yazıyorum. E burası da 1 2 kök 5. 2 2 2 kök 2 yaptı burası. Burası da 3 birim yaptı. Şimdi hangileri eş? Bakıyoruz. Hocam şu sanırım birkaç defa duydum bunu. 5 kök 10 5 kök 10 kök 13 5 kök 10 kök 13. Evet bunu birkaç defa duyduk zaten. Diğerleri de apayrı galiba. 3 kök 5 2 kök 2 2 kök 2 kök 10 kök 10 kök 10 kök 13 3. Bunlar da farklı. Yani burada ne oluyor o zaman? A, D ve E'ler eş oldu. Evet, öğrenme alanında öğrendik. Bütün kenarları eşit olan üçgenler eş üçgenlerdir. Bütün kenarlar eşit olduğu için. Bir sonraki soru, örnek 12'ye geldik. Örnek 12'de de 25 derece ve 85 derece verilmiş. Bu eşitlikler verilmiş. ABDE çizgiler verilmiş. AC ile EF verilmiş. AC'ye bakıyorum. Şu S'ler verilmiş. BD ile de CF'ler verilmiş. Şu çift çizgilerde verilmiş. Arkadaş, burada bir üçgen var elimde. Şurada bir üçgen var elimde. Başka öbür tarafta da bir üçgen var elimde. Öbür taraftaki üçgeni de şöyle göstereyim. Şurada da bir üçgen var elimde. Hocam üçgenin kenarları eşit gibi duruyor ama iki kenarı eşit. Çizgi var, S var. Çizgi var, S var. E burası çift çizgi. E sen buraya bir de yuvarlak dersen. Hocam burası çift çizgiye yuvarlak. Bak diğer tarafta da burası çift çizgiye yuvarlak yaptı. Yani çizgi S çift çizgi yuvarlak. Çizgi S çift çizgi yuvarlak. İki üçgende bütün kenarlar birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Yani bunlar o zaman ne olacak? Eş üçgen olacak. Eş üçgende aynı kenarı gören açılar birbirine eşitti. Yani çizgiyi gören 25 ise hemen buraya 25'i yazacağım. Sonra 85 var hocam burada. 85 yuvarlak artı çift çizgiyi görüyor. O zaman yuvarlak artı çift çizgiyi gören diğer üçgende burası da 85'tir. Sonra 85, 25 daha 110. Buraya 70 kaldı. Hatta burası da ne oldu? 70 derece oldu. Bizden BDE açısı isteniyor. Bak burası 110 derece yaptı. 180'e tamamlayan açısından dolayı. 110 eksi ABC isteniyor. ABC açısına bak kaç derece? 70 derece. 110 eksi 70 isteniyor bizden. Cevap böylelikle kaç yapar? 40 yapar. Evet örnek 12'yi de 40 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Güzel bir soru. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit. AE ile DC şu kenarlar da birbirine eşit verilmiş. Bir de BE, DC artı BE. Bak bunu kullanmayı bilmiyorduk. Artık bunu kullanmayı da öğrendin. Nasıl? Hocam buraya A derim. Buraya B derim. DC'ye A dedim. Çizgi kenarı o. Hemen çizgiye A yazdım. DE'ye de B dedim. Ondan sonra BE uzunluğu da ne oldu? A artı B oldu. Hemen DE BE uzunluğuna da A artı B'yi yazıyorum. Şimdi ne yapacağız? Üçgenlere dikkat edeceğiz. Hocam elimde şu üçgen var. Bak A artı B çift çizgilik bir üçgen var burada. Kenarlar eşit ya. Burada da aynı şekilde A artı B çift çizgi. Hocam iki üçgen kenar kenar kenardan. Çünkü tekrar söylüyorum. A artı B çift çizgi. Öbüründe de A artı B çift çizgi var. Sarı üçgenle yeşil üçgen eş üçgen oldu. Eş üçgende ben şunu biliyorum. Aynı kenarı gören açılar birbirine eşit. A'yı gören 15 ise hocam burada da A'yı gören açı 15 derecedir. A'yı yazıyorum 15'i. Kenar 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 çıkınca özellikle aynı kenarı gören açıların eşitliğini kullan. Sonra hocam başka ne diyeceğiz burada? Başka mesela burası A artı B'yi gören hocam değil mi? A artı B'yi gören açıya ben bir alfa dersem A artı B'yi gören açı bak burada A artı B'yi. Burada A artı B'yi gören açı nedir? Hocam burası da alfa. Sonra takıldık kaldık hocam ne yapacağız? Kardeşim şu büyük üçgen ikizkenar üçgen değil mi? Evet. İkizkenar üçgende taban açısı alfa. Bu taban açısı da alfa olacak. Yani alfa alfa ve alfa artı 15. Yani 3 alfa artı 15 eşittir 180. 3 alfa eşittir 165 yapıyor. Alfayı da böylelikle 55 mi buluruz? Evet. Alfa 55 çıktı. Bizden ne isteniyor? BAC açısı isteniyor. Dikkat. BAC isteniyor bizden. Alfa artı 15 isteniyor. Alfa yerine ben 55 yazarsam eğer 55 55 110 70 yapıyor. Şöyle 70 buldum. Nereden buldum? Hocam 55 55 110 o yüzden 70 dedim buraya. Ya da alfaya 55 yazınca 55 artı 15 de 70 çıkıyor dostlar. Evet örnek 13'te bu şekilde bulduk ve geldik örnek 14'e. Evet. Bir yorum sorusu. Güzel bir yorum sorusu. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki şekilde verilen ABCD kartonuna D köşesinden doğrusal kesimler yapılacaktır. Yani D'den bir doğrusal kesim yapacağım. Bu kesim buradan böyle de geçebilir. D'den B köşesinden de geçebilir. Ya da D'den bu şekilde de geçebilir. Ya da doğrusal bir kesim şöyle de geçebilir. Yani bayağı bir kesim yapabilirim böyle bu şekilde. İşte neden bahsediyor bakayım. Şimdi 6 6 verilmiş. 4 4 verilmiş.
Hocam 6-6-4-4 var ya, ben buradan şunu şey yapabilirim, şunu çıkartabilirim. Hop, şuradan bir üçgen oluşturduğum zaman şuraya bakıyorum şimdi. Hocam şurası yuvarlak ya. Hocam bu üçgende 4-6 yuvarlak burası. Aynı şekilde 4-6 yuvarlak burası. Yani bu üçgenle bu üçgendeki bütün kenarlar tıpkısının aynısı. Dolayısıyla bu iki üçgen ne oldu? Eş oldu. Aynı kenarı gören açılar eşit dolayısıyla. Yuvarlığa gören alfa ise yuvarlığa gören alfa. 4'ü gören beta ise 4'ü gören beta. Ondan sonra şuraya bir teta dersem burası da teta oldu mu? Oldu. Hatta buradan güzel bir şey çıktı. Hocam bak Z kuralı sağlandı. Şunlar paralel. Hocam bak burada da Z kuralı sağlandı. Bunlar da paralel oldu. Karşıtlı kenarları paralel olan bir dörtgen oldu. Aynı zamanda paralel kenarda diyebiliriz. İşlemedik ama önemli değil. Tamam. Şimdi buna göre makas 1, 2, 3 önceli demiş. Öncüllerinden hangileri uygulanırsa oluşan üçgenler eş üçgenler olur. B'den geçerse, evet, tam makası B'den geçirdiğimde ne oldu? Gerçekten zaten eş üçgen olduğunu da görüyorsun. Onu ispatlamışız zaten. Çünkü 4 ve 6'dan uyandık biz. Tam böyle kestiğinde burası da ortak ya. Hocam alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. Yani bütün kenar kenar kenardan 4, 6 yuvarlak. 4, 6 yuvarlaktan dolayı geldi. Eş. Doğru mu birinci öncül? Doğru. AB'ye dik ve BC'ye dik geçerse. Şimdi AB'ye dik kesim olacak. Şöyle AB'ye bir dik kesim yapalım bakalım şöyle. Bir de BC'ye dik kesim yapalım bakalım şöyle. BC'ye dik kesim. Bunu böyle yaptıktan sonra eş yapılar elde ediyor muyuz? Hayır. Hocam burada açılara dalsak bile bak şuradaki açı şöyle çizgi dersem burası da çizgi yapar. Çünkü niye? Alfa 90 burası çizgi yaptı. Alfa 90 burası da çizgi yaptı. Şu üçgenle şu üçgene bakıyorum. 90'ın karşısındakiler aynı olsaydı evet eş üçgen olacaktı. Demek ki ben böyle bir iki tane kesik atınca makasta bu kesiklerle eş üçgen maalesef oluşturamıyorum. O zaman bu iptal oldu. Olmadı. AB kenarında ve BC kenarında 2 cm uzunluk oluşturacak bir şekilde bir kesimler yaparsa. AB kenarında ve nerede? AB ve BC kenarında. O zaman şunu bir sileyim. Bunu da oluşturmadığını gördüm zaten. Şöyle bakıyorum. AB kenarında 2 santimetre. Yani şuradan şöyle yaptığım zaman AB kenarında 2 santimetre. O 2 santimetre böyle de olabilir, böyle de olabilir. Deneyeceğiz. Bakalım şöyle olursa bir 2 santimetre ya da buradan böyle 2 santimetre olursa. Zaten buradan 2 santimetre olursa burada da farklı bir durumu olmuyor. O zaman ben burada şunu denerken bir de şunu da denemeliyim. Şurada da şöyle 2 santimetre olursa bu durumu da denemeliyim. Yani hem ben şunu denemeliyim hem de ben bunu denemeliyim. Yani burada iki durum var. Bir kere şununla şunun eş olmadığı aşikar. Çünkü niye? Hocam 2 var, 4 var. Burada alfa. Alfanın kolları 2'ye 4. Burada alfanın kolları 2'ye 6 oldu. Bunlar eş üçgen olmadı. Peki siyah olmuş olsaydı hocam o zaman eş üçgen olur muydu diye bakacağım. Yani eş üçgen olması için açıların da aynı olması lazım. Beta açısı oluşuyor mu burada? Bak şu üçgene bakacağım ben şimdi. Şu üçgene bakacağım. Bir de bu üçgene bakacağım. Bu üçgende alfa olabilir mi? Şöyle. Baktığımız zaman alfa olabilir mi? Yok ya, bu üçgenler de eş değil. Geniş açı burası. Geniş açının karşısı 6. Şurası 6 olur mu arkadaşım? Yok, 6 değil ki. Burası 6 verilmemiş. Ya da en küçük açı burası. Dur şöyle göstereyim. En küçük açı neresi? Hocam en küçük açı burası. Bu açının karşısındaki kenar. Bu açının karşısındaki kenar 2 mi? Ha 2. 2. Ya çünkü buradan 2 santimetrelik bir durum şey yapacağız ya. 2 soru işareti yuvarlak. Ama kesin eşlikten bahsedebiliyor muyuz? Şurada bir beta açısı var mı? Yok kardeşim, beta açısı yok burada. Bak şurada beta açısını bir kere küçültmüşüm. Burada betadan küçük bir açı var. Burada bir beta açısı var. O yüzden burada eşlikten herhangi bir şekilde bahsedebilir miyiz? Hayır, bahsedemiyoruz. O yüzden bu da gitti mi gitti. O zaman cevap ne oldu? Yalnız 1 oldu. Ve böylelikle eşliği bitirdik mi gençler? Bitirdik. Eşlik bitti. Şimdi tekrar söylüyorum. Hocam. Ya eşliği ben anladım da %20 civarını anladım. Hiç önemli değil. Şuradaki yaptıklarımızın %20'sini %25'ini anlasanız bile benzerliğe devam edin. Benzerliği anladıktan sonra eşliği daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Ki genelde arkadaşlarda böyle oluyor. Ama eşlikte bu şekilde anlatılması gerekiyordu. O yüzden biz de bu şekilde anlattık gençler. O yüzden benzerlik, kendinizi benzerliğe, yani 11. güne saklayın. 11. günde hem benzerliği öğreneceksiniz hem de eşliği daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Güvenin bana. Evet, böylelikle eşliği bitirdik. Yani 10. gün bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle 10. gün bittiyse hemen şafak sayarımıza gelelim. Şöyle tiki koyalım bakalım. 10. günü bitirdik gençler. Ne güzel. Şöyle tiki koyduk. Sonra ne yapıyorduk? Hemen bir sonraki sayfada şuna bakıyorduk. Üçgende eşlikle ilgili ödevimiz var mı? Varmış. Hemen şöyle iki tane dersimiz bitti. Soru bankasındaki 48 ve 51. soru bankası nerede? Soru bankası bak şurada görüyorsun. Arkamda görüyorsun. Biraz sonra gösteririm tam anlamıyla. Hatta şöyle bir bak. Soru bankasını şurada arkamda görüyorsun zaten. O soru bankasından
Sayfa numarası 48 ve 51. Haftalık programa baktığın zaman da zaten eşlik ve benzerlik 10, 11, 12. günler bizi bekliyor. Yani 6. haftada olanlar ne yapacak? Daha 6. hafta için videolarımız çok. Özellikle bu haftamız çok önemli ve çok videolar var ama aşırı derecede önemli. Evet gençler, böylelikle bitirdik. Bugün de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün 11. günde benzerliğe, geometrinin diğer temel ayaklarından birine başlayacağız. Diğer temel ayak neydi? Dik üçgendi. Dik üçgen ve benzerliği sağlam olan bu yolda çok iyi bir şekilde yürür diye hep söyledik zaten. Evet, yarın 11. günde oraya başlıyoruz. Benzerliğe başlıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. 11. günde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.